Profesör Banu Kumbak Aygün'ü kliniğinde ziyaret ederek bebek sahibi olmak isteyen anne adayları için sorularımızı yönelttik. Hastalarınıza hangi tedavileri uyguluyorsunuz? Genellikle tüp bebek tedavileri, yardımlı üreme tedavileri, infertil çiftlerin değerlendirilmesi, kısırlık tedavileri ve endoskopik cerrahi, jinekolojik hastalıkların endoskopik cerrahilerini gerçekleştiriyorum. Yaklaşık 15 senedir üreme sistemiyle ilgili sıkıntısı olan çiftlerde, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde tedaviler uygulamaktayım. İnfertili bir çifte hangi tedaviler uygulanır? İnfertilite dediğimiz sorun, genellikle bir çift evlendikten sonra bir sene içerisinde gebe kalamıyorsa bu durumda bu çiftlerin değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz. Tabii ki biz jinekologlar olarak, kadın doğum hekimleri olarak bayanı değerlendiriyoruz ama eş zamanlı olarak beylerden de sperm tahlili istiyoruz. Ve bu doğrultuda herhangi bir sorun varsa bunları ortaya koyup tedavileri yönlendiriyoruz. Sıklıkla kadınlarda yumurtlama problemleri, tüplerle ilgili sıkıntılar, rahime ait problemler ya da genetik sorunlar var mı diye araştırıyoruz. Yine yaptığımız jinekolojik muayenelerde tespit ettiğimiz bir miyom, polip veya başkaca bir yumurtalıkla ilgili problem varsa, çikolata kisti gibi, bunların tedavilerini uyguluyoruz. Günümüzde özellikle yumurtalık kistleri ve tüplerle ilgili problemleri endoskopik olarak gerçekleştirebiliyoruz. Yani göbekten bir kamera yardımıyla tek bir delikten girerek bu tüplerdeki problemleri ve yumurtalıklardaki kistleri alabiliyoruz, ortadan kaldırabiliyoruz. Tüplerde tıkanıklıklar varsa onları açabiliyoruz. Yine rahim içerisinde bir polip, miyom varsa histeroskopi dediğimiz endoskopik işlemlerle rahim içerisinden günübirlik yaptığımız bu cerrahilerle bu patolojileri ortadan kaldırabiliyoruz. Testler ve sonrasındaki aşamalar nelerdir? Ortaya çıkan tabloya göre spermin hareketi, sayısı ve yapısında problemler varsa bunların varsa eğer ürologlarla da konsülte ederek çarelerini ortaya koyarak tedavilerini düzenliyoruz. Yine hanımlarda sıklıkla uyguladığımız rahim filmiyle tüplerde ve rahim içerisinde bir doğuştan anomali var mı? Örneğin rahimde bir septum dediğimiz perde var mı? Bunları ortaya koyabiliyoruz. Sıklıkla bu problemler, septum dediğimiz problemler düşüklere sebep olabiliyor. Tekrarlayan düşükleri olan hanımlarda rahim filmlerini ve laparoskopi, histeroskopiyi sıklıkla uyguluyoruz ve kullanıyoruz. Tüp bebek tedavisi kimlere uygulanır? Burada kararı verirken 3 şeye dikkat ediyoruz. Bir, bayanın yaşı. Kadın yaşı çok çok önemli. Çünkü eğer bir bayan 35 yaşından sonra evlendiyse ya da bize geldiğinde 35 yaşının üzerindeyse gebelik ihtimali azalabiliyor. Yumurtalık kapasitesi çünkü belli bir ivme gösterir. Bir miktar 37 yaşına kadar normal ivmede ya da artarak gider ve daha sonra düşüşe geçer. Dolayısıyla 35 yaşın üzerindeyse bayan biraz daha tedavileri başarı şansı yüksek yöntemlere kaydırıyoruz. Dolayısıyla bayan yaşı çok çok önemli. Yine bir diğer dikkat ettiğimiz nokta yumurtalık kapasitesi. Ultrasonografi ile ve bazı kan testleriyle bayanların yumurtalıklarında rezerv dediğimiz kapasitelerinde bir problem olup olmadığını ortaya koymaya çalışıyoruz. Ve bunların neticesinde çiftlerle yine bir araya gelerek hem eşleri, beyler hem de hanımlarla bir araya gelerek ne tip tedavilerin kendileri için uygun olduğunu ortaya koyarak bunlardan bir tanesini başlangıç yapmayı arzuluyoruz. Eğer çiftlerin bir sosyal baskı varsa ya da mesleki olarak gebelik ihtimalini arttırma gibi bir istekleri varsa bir üst adıma geçebiliyoruz. Ne gibi? Örneğin aşılama tedavisi uygulanabilir. Yine bunda da düşük doz haplar, iğneler ve yumurtalıkları uyarıp bunun neticesinde oluşan yumurtaları çatlatma iğnesiyle olgunlaşma sürecine sokup daha sonrasında beylerden alınan spermi o gün verdiği örnekte tespit ettiğimiz ya da aldığımız örnekteki spermleri laboratuvarda hazırlayıp rahim içerisine bırakabiliyoruz. Aşılamada başarı şansı genellikle %20 ila 30 civarındadır. Aşılama yapmak için bir çifte tüplerin bir ya da ikisinin açık olması, tüplerde çok ciddi tüplerle ilgili tıkanıklık bazında sıkıntı olmaması, spermin yeterli düzeyde olması ve rahimde ciddi bir problem olmamasını tercih ediyoruz. Yine bayan yaşı 38'in üzerinde ise aşılama lehine çok yönelmiyoruz.
Çünkü başarı şansı kısıtlı olduğu için ileri bayan yaşında daha başarısı yüksek yöntemlere geçmeyi tercih ediyoruz. Dolayısıyla yumurta takibi ve aşılamada başarı şansını kabaca %20 ila 30 olarak ifade edebiliriz. Peki başarı şansı daha yüksek bir yöntem var mı? Günümüzde artık son özellikle 20 senedir daha yoğun olarak uyguladığımız tüp bebek tedavisi çiplerde yine önerilerimiz, tedavi alternatiflerimizin içerisinde oluyor. Artık neredeyse bütün çiplerde tüp bebek tedavisi uygulanabiliyor. Tabii ki endikasyon olarak baktığımızda, kimlerde gerekliliği vardır diye baktığımızda tüplerle ilgili sıkıntısı olan hanımlarda yine spermde ciddi sorun olmamakla birlikte gebelik olmuyorsa ya da çok ciddi sperm hareket problemleri varsa bu çiplerde uygulayabiliyoruz. Hatta menide spermi olmayan beylerde testislerden bazı yine mikroskop altında yapılan ameliyatlarla sperm örnekleri alınıp doku örnekleri sperm bulunursa tüp bebek yöntemiyle gebelikler oluşabiliyor. Yine tüp bebek tedavisini kimlere uyguluyoruz dediğimizde polikistik over sendromu olan, yumurtalıklarında yumurtlama problemi olan, aşılamayla ya da yumurta takipleriyle sonuç alamadığımız hanımlarda da tüp bebek tedavilerine geçilebilir. Fakat polikistik over hastalarımızda bir takım metabolik sorunlar da olabileceği için bunları da ortaya koyup daha sonrasında tüp bebek tedavisine geçmeyi arzuluyoruz. Yaş ilerledikçe tüp bebek tedavisinde de başarılar düşüyor. Bizim de uygulamalarımızda, ben de tüp bebek tedavilerini çok sık uygulayan bir hekimim. Genellikle 38-39 yaş sonrasında oran biraz daha düşmeye başlıyor. 43 yaş sonrası başarı oranı %5'ler civarında. Ama düzenli adet gören bir hanımda gebelik olabilir. Dolayısıyla hiç denememiş çiftlerde tabii ki en azından bir kez tüp bebek tedavisini denemeyi arzuluyoruz ya da öneriyoruz. Öncesinde yapılan hazırlıklar nelerdir? Öncelikle tiroid dediğimiz guatr bezi ile ilgili bir problem olup olmadığını, yine süt hormonunu değerlendiriyoruz. Başkaca bir sistemik problemi varsa kalp, şeker gibi bunlarla ilgili ilgili branşlardaki arkadaşlarla görüşüp doktor arkadaşlarla tedavilerini oluşturuyoruz. Ve sonrasında tüp bebek tedavisine geçiyoruz. Yine beylerde ciddi sperm problemleri varsa, çok yoğun sigara içiyorlarsa sigarayı azaltmalarını, günlük 5 ila 10'un altına inmelerini öneriyoruz. Çünkü sperm kalitesine ve ayrıca yumurta kalitesine sigaranın ne yazık ki olumsuz etkileri var. Dolayısıyla bu tedavilerden önce de mümkünse ilk görüşmemizden itibaren sigaranın artık azaltılarak kesilmesini istiyoruz. Yine folik asit dediğimiz vitaminlerle hazırlıklarımıza başlıyoruz. Tüp bebek tedavisi uygulaması hastalarımızda hep çok ciddi bir tedavi olarak değerlendirildiği için çekiniliyor. Halbuki adetin ikinci günüyle başlayıp 15 ila 20 günlük bir süreçte tedaviyi tamamlayabiliyoruz. Dolayısıyla bu süreci ülkemizde yaşayan hastalarımız için şehirde kalacak yerleri varsa gelip giderek, değilse bir takım konaklama için yerler ayarlayarak 15 ila 20 gün kadar hastalarımızı 4-5 kere ultrasona davet ederek bu tedaviyi gerçekleştiriyoruz. Yine tedavi sürecinde psikolojik destek, yine hemşire arkadaşlarımıza her an ulaşabilme, hekim olarak bana her an ulaşabilme gibi yardımlarla bu süreci daha stressiz ve rahat geçirmelerini sağlıyoruz. Dolayısıyla tüp bebek tedavisi bu algoritmada diyelim, tedavi alternatifleri içerisinde en yüksek tedavi başarısı içeren yöntemdir. Yaş olarak baktığımızda 35 yaşına kadar %60, %40 ila 60 gebelik ihtimali söz konusu olur. 35 ile 40 yaş arası grupta genellikle %30 ila 40 gebelik ihtimali var diyoruz. Ama 43 yaş sonrasında yumurtalık kapasitesi zayıflamışsa %5'lerde gibi bir gebelik şansından bahsedebiliriz. Benim de çocuk sahibi olmak için bize başvuran çiftlerde bu tip değerlendirmeler, bayanın jinekolojik muayenesi, ultrasonografisi, rahim filmi, hormon testleri, yine erkeğin sperm tahlili, eğer menide sperm yoksa ürolojik muayenesi, sonrası tedavisini planladığımda hastalarımızda hangi tedavi yöntemi daha iyi sonuç verecekse ona yöneliyorum. Aksi durumda bütün tedavi yöntemleri açıksa hastalarımızla birlikte kendi sosyal durumlarına, sürelerine, iş durumlarına, izin durumlarına göre hangi tedavi
daha yüksek başarı şansı verecekse onu seçiyoruz ve o tedaviye başlıyoruz. Özde baktığımızda bütün bu yumurta takibi, aşılama ve tüp bebek tedavileri adetin ikinci ya da üçüncü günü başlanarak toplamda 15 ila 20 gün içerisinde tamamlanabiliyor. Önemli olan bu süreçte rahat olmaları, psikolojik olarak hazırlıklı olmaları ve hep olumlu pencereden bakarak sonucun olumlu olmasını birlikte umut ederek devam etmemizi arzuluyoruz. Bu noktada bizlerin cep telefonu numaraları, WhatsApp numaralarıyla da tahlillerle ya da ayrıntılı bilgiler isteyen hastalarımız oluyor. Bize ulaşıp tahlillerini değerlendirmemizi ve sonrasında tedaviye gelmek isteyen hastalarımız oluyor. Bu noktada da yaklaşımlarımız genellikle tetkikleri değerlendirip ek tahlil listemiz varsa onları yaptırmalarını isteyip sonrasında hastalarımızı direkt adetin ikinci gününde merkezimize çağırarak iletişim numaralarımızı vererek burada tedavilerini sürdürmek üzere 15 ila 20 gün kadar misafir ediyoruz.